Sandıra'dayım, haberdeyim de. Büyük ihtimal olur da hani birkaç... Kandıra ilçemiz doğasıyla, mavisiyle, yeşiliyle ülkemizin en güzel ilçelerinden biridir. 52 kilometrelik Karadeniz sahil uzunluğu ve 933 kilometre kare alana sahiptir. İlçemizde gelir kaynağı turizmin yanında tarım ve hayvancılıktır. İlçemizde 40 bine yakın büyükbaş, 15 bine yakın küçükbaş, 96 mahalle muhtarlığı ve 6500 çiftçimiz vardır. Biz 28.06.2021 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan 788 tescil numarasıyla Kandıra Karpuzu'nun coğrafi işaretini almak nasip oldu. Bu süre zarfında Kandıra İlçe Tarım Müdürlüğü çalışanları, Sayın Kaymakamımız, Sayın Kocaeli Tarım İl Müdürümüz ve Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Biz bu işi yapmadan önce inandık. Bizim amacımız marka olan Kandıra Karpuzu'nun marka statüsünü kazandırmakta. Çünkü bizim Kandıra karpuz markadır. Diğer karpuzlardan farklıdır. Bizim amacımız bunu markalaştırmaktır. Çünkü karpuzun kendisi bir marka. Yani Kandıra karpuz. Ben şimdi kısaca size Kandıra karpuzunun diğer karpuzdan ayıran özelliklerini saymak istiyorum. Meyve yapısı oval olup yuvarlığa yakındır. Dış kabuk açık renklidir. İçindeki çizgiler, kabuğun üstüne gezen çizgiler koyu renklidir. Kuvvetli çiçek yapısı vardır. Bu saydıklarım diğer karpuzlara ayıran özelliklerdir. Lif az. En büyük özelliği ise karpuzu kestiğimiz zaman asimetrik bölünüyor. Bu başka karpuzlarda bu asimetrik bölünme yoktur. Sadece bu Kandıra karpuzunda meşhurdur. Ve en önemli ayıran özellik ise tatlı aromadır. Ağızda kolay eriyebilmesi ve pembemsi bir renk alması. Bunun çiftçiye ne gibi faydası olacak son olarak? Tabii şimdi biz az önce demiştim ya, zaten marka demiştim. Tabii bu sözde markayla olmuyor. Biz bunu markalaştırdık. Yani artık sofraya inen karpuz, Kandıra karpuzu markalı bir Kandıra karpuzu. Çünkü Kandıra karpuzu bunu hak ediyor. Kandıralı üreticilerimiz bunu hak ediyor. Ve şükür Allah'tan nasip etti, bunu başardık. 15 yıldır karpuz yetiştiriyorum. Ve Kandıra karpuzunu yetiştiren biri olarak diğer karpuzlardan ayıran özellikleri nedir? Bahsedebilir misiniz? Ya tadı, aroması, ağızda dağılmasından dolayı, yani karpuz sulu biraz da sulu fazladır. İşte o dolayıdan dolayı öyle diyoruz. Yani bizim karpuzumuz doğal karpuzdur. Normalde yani İstanbul'dan marketten aldığı karpuz kapak aşı karpuzdur. Bizimki normal çekirdekten yetişme. Yani kapak aşıyla orijinal çekirdekten yetişme karpuzun tadı farklıdır yani. Normalde öbürü biraz serttir yani. Liflidir içi. Ama bizim karpuzumuzun ağzına attığınız zaman dağılır. Yani karpuz yedim dersin.